Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizler için çok güzel bir akşam yemeği tarifi vereceğim inşallah arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi tenceremin içine bir su bardağı yeşil mercimeği aldım. Mercimeğimi önceden ben yıkayıp süzdürmüştüm arkadaşlar. Üstüne tencerenin yarısına gelecek kadar sıcak su ekliyorum. Mercimeklerimi bir miktar haşlamak için şimdi ocağın üstüne alacağım arkadaşlar. Çok kolay ve çok pratik bir yemek. Gerçekten lezzeti de harika oluyor. Daha önce yapmadıysanız mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Yapımı gerçekten çok kolay. Şimdi mercimeklerim yaklaşık 10-15 dakikadır haşlanıyor. Mercimeğin siyah rengi ilk suyuna geçtiği için o suyu döktüm. Yeniden tencereye süzdürdükten sonra mercimekleri aldım ve temiz su ekliyorum arkadaşlar. Yeniden haşlamaya devam edeceğim. Suyunun rengi çok siyah olmasın diye o suyu süzdürdüm. Temiz suyla mercimekler biraz daha pişmeye devam edecekler. Yaklaşık yine bir 10 dakika daha mercimeklerim haşlandı. Sonra üstüne bir kase erişte ilave ettim arkadaşlar. Ben ev yapımı erişte kullanıyorum ama hazır paketlerde satılanlardan da ekleyebilirsiniz. Şimdi mercimek ve erişte tencerede haşlanmaya devam ederken ben de bu sırada tavamın içine 1 yemek kaşığı tereyağı, yaklaşık 3-4 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ aldım. Daha sonra üstüne küçük küçük doğramış olduğum 2 tane kuru soğanım vardı. Onları aldım arkadaşlar. Soğanlar yumuşayana kadar yağın içinde kavuruyoruz. Sonrasında 1 yemek kaşığı salça ve içine nane, pul biber, kırmızı toz biber ilavesi yapıyorum. O salçalı sos bir kenarda hazır beklerken eriştemin ve mercimeğin son durumuna bakalım. Biraz suyunu çekmiş erişteden dolayı. Biraz daha su ilavesi yaptım. Kıvamını burada ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Su miktarını biraz daha artırarak yemeğinizin daha sulu olmasını sağlayabilirsiniz. Şimdi tavanın içinde hazırlamış olduğum soğan ve salçalı sosumu yemeğimin içine ekledim. Şöyle bir karıştırdıktan sonra 3-5 dakika daha yemeğin özleşmesi için kaynatıyorum ve yemeğim yemeğe hazır hale geldi arkadaşlar. Servis için hazır. Gerçekten yapımı çok kolay. Gördünüz siz de, yani hiç zahmeti olmayan bir yemek. Lezzeti de şahane oldu arkadaşlar. Mis gibi tencere yemeği mutfağın içini sardı. Hem doyurucu hem çok sağlıklı bir yemek olduğunu düşünüyorum. Çocuklarınızın da çok severek tüketeceğine eminim. Çünkü erişteyi her çocuk çok seviyor. Evet, bugünkü tarifimin sonuna geldim. Sizlere çok kolay ve pratik bir akşam yemeği tarifi verdim arkadaşlar. Umarım memnun kalmışsınızdır. Videomu beğendiyseniz kanalıma destek olmak için abone olmayı, bildirim zilini açmayı, paylaşım videolarımı beğenerek yorum yazmayı lütfen unutmayın. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum.